Güney. Yarın için heyecanlı değilsin değil mi oğlum? Yo, yani çok değil. Biraz var tabii de. Sonuçta o kadar hazırlandık anne. İnşallah aslanlar gibi gireceğiz sınavımıza. Çözeceğiz bütün soruları. Bakma öyle o kadar lezzetli ki. Mide bulantısına çok iyi geliyor. İster misin bebişkom? Benim mide bulantımı geçirmeye onlar yetmez Zehra. Sağ ol. Oğlum karar verdin mi? Hangi bölümü yazacaksın? Endüstriyel tasarım düşünüyorum. Endüstriyel tasarım ne alaka Güney? Yani işletme, iktisat. Ya bunları yazman lazım. Yani şirket yöneticiliği için en önemli bölümler bunlar. Anne sen benim adıma her şeyi düşünüp planlamışsın sağ ol ama şöyle bir şey var ki belki de ben şirketin başına geçmek istemiyorumdur. Olamaz mı? Hiç. Doğru söylüyor. Güney'in de kendi hayalleri var senin onun. Peki senin hayalin ne? Hangi bölümü yazacaksın? Hukuk okumak istiyorum ben de. Bravo. Gözün yükseklerde yani. Bence sen kendini fazla zorlama. Yani 2 yıllık bölümleri falan düşün. Mesela ev ekonomisi. Yani yanlış anlama, senin iyiliğin için söylüyorum. Sonradan hayal kırıklığına uğrama. Anne, Songül'ün matematiği hepimizden daha iyi. Yani bu da demek oluyor ki istediği her bölümü kazanabilir. Kazanırdı, kazanırdı da fedakarlık yapmayı da iyiydi tabii. Zehra abla, kraker getireyim mi sana? Tamam lan, ne yiyeceğim ya? Koskoca kağıtı. O ne demek Zehra abla? Güney, şimdi ben kızların sorunlarıyla çok fazla ilgileniyorum ya. Zehra abla bu yüzden sınavı kazanamayacağımı düşünüyor. Tabii kendi kafasına kurmuş. Tam o. Ha. Aynen tam o yani. Ne bu kız, canım mı çekti? Al biraz be. Ay rahatla biraz. Kasılıyorsun, içim şişti ha. Mumya gibi. Mumyaya benziyorsun. Sinirimi bozuyorsun vallahi. Bana bak. Senin o cilt var ya, hiç bozulmaz. Çok komik. Hiç yaşlanmayacak anan. Mumyanın intikamı.